Hoş geldiniz Elif Hanımcığım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. İyiyim. Çok mersi. Harika. Şimdi dedik ki orf eğitimcisi. Önce bir orf Schulwerk nedir? Önce onu anlatın, öğrenelim. Üzerinden gidelim, olur mu? Tabii. Buyurun. Orf Schulwerk, müziği öğrenmenin ve öğretmenin bir yolu. Hı hı. Müziğe giriş yapmak isteyen çocukların, gençlerin, yetişkinlerin hareket, dans ve müzikle ilgili temel, hı hı, deneyimler edindikleri bir yaklaşım aslında. Hı hı. Carmina Burana'dan dolayı Karl Orff'u evet, tanıyorsunuzdur. Benim de öğrencilik hayatımda Karl Orff. Büyük yeri var. Evet. Tabii, Carmina Burana'dan dolayı evet, büyük bir koro ve orkestra eseridir. Hı hı. Ben de bu şekilde tanıyordum. Eğitimci olduktan sonra bu eğitimci yönünü de sonradan tanıdım. Hı hı. 40'lı 50'li yıllarda yine bir müzik ve dans pedagogu Gunit Kittmann'la bu eğitim felsefesi üzerinde çalışıyorlar, hı hı, ve bu eğitim felsefesini geliştiriyorlar. Ve Karl Orff'un adıyla anılıyor, evet, bu. Peki bu eğitim felsefesi nasıl bir felsefe? Aslında çok sağlam pedagojik temeller üzerine oturmuş bir felsefe. Prensiplerinden biraz tabii, bahsedebilirim tabii, yani isterseniz. Tabii, neyi hedefliyor? Aha. Nedir felsefesi, prensipleri nelerdir? Çıkış noktası şöyle, yani Karl Orff bu şekilde ifade ediyor. Her birey doğuştan kendini diliyle, dil, hareket, hı-hı, ve müzikle ifade edebilme potansiyeliyle dünyaya doğar, gelir, evet, doğar. Evet. Bu başlangıç noktası, evet, başlangıç noktası bu. Önceden hani filmlerde de izleriz, bu İngiliz işte yok dansla, hep müzik dansın ve hareketin ayrılmaz bir parçasıdır aslında. Hani kesinlikle, tek başına değildir hiçbir zaman. İşte filmlerde ritim, tempo, adımlar, evet, müzik, ritim hep iç içedir. Hı hı, hı. Aslında hani gittikçe bunun ayrılmasın ile birlikte böyle bir arayışa giriyor. Ayrılmaktan kendisi. Kastımız şu galiba, değil mi? Yani doğduk, dünyaya geldik, aslında bu potansiyelle doğuyoruz ama bir türlü bu potansiyeli harekete geçirip işler hale getiremiyoruz yer zaman zaman, öyle değil mi, kişiye göre? Evet tabii, yani zaten hareketin, dilin ve müziğin hem çok bağlayıcı bir ana bir unsuru var, o da ritim. Hı hı. Bütün tabiatın ritmi var, doğanın aynen ritmi var, öyle, vücudumuzun ritmi var, bedenimizin, işte nefes alışımız, hı-hı, kalbimizin, hı-hı, atışı, herkesin kendi bir içsel ritmi var yani. Kesinlikle. Bu içimizde var olan ve bu doğarken dünyaya getirdiğimiz, yani birlikte, bizimle birlikte gelen bir güç aslında. Bu evet, eğitim anlayışıyla bu gücü aslında bu gücü harekete geçiriyoruz. Hı-hı. Hı-hı. Eğitim. Evet. Nasıl bir sistem uyguluyorsunuz bu potansiyeli harekete geçirmek için? Konuşma, şarkı söyleme, işte ses oluşturma, hareket ve dans, hareket deneyimleri, dans, yani bedenimizi kullanma. Basit vurmalı derken kolay adapte olabileceğin, çok fazla teknik beceri gerektirmeyen, çabuk çalabileceğimiz ve müziğin içine girebileceğimiz orf enstrümanları olarak geçiyor. Vurmalı, hı-hı, enstrümanları kullanma. Vurmalı enstrümanlar. Şimdi tabii bu şekilde hani, şarkı söyleme, dans dedik, bunların hepsine aşinayız, ancak görüntülerde de var işte, burada çocuklarımız şu anda vurmalı çalgılarla melodiyi birleştirerek, öyle değil mi? Şu anda eğitim görüyorlar. Konuşma nasıl yer alıyor bu eğitim sisteminin içinde? Şu anda görmüş olduğumuz aslında şey, izlediğimiz dördüncü sınıflarla yapılan bir proje kapsamında, hı hı, bir müzikli oyun sunumu. Burada, hı hı, bir hikaye seçiliyor ve bu hikayeyi bütün tamamen çocukların işte fikirleriyle harika, oluşturuluyor. Drama da giriyor işin içine. Drama harika, her zaman var zaten. Bir kere, hı hı, öncelikle keşfederek öğrenme çok önemli. Deneyimleme çok önemli. Çünkü çok aktif bir öğrenme aslında. Hı hı. Her anında aktif olarak, yetişkin olsun, çocuk olsun, yani kim eğitim sürecindeyse aktif olarak hep içerisinde. Hı hı. Hı hı. Deneyimliyor, hareket ediyor. Kendi beden farkındalığıyla ilgili çalışmalar, işte mekanla ilgili çalışmalar. Çok fazla amaçları var aslında ders içeriğinde. Dans oluşturuluyorsa, eğer bir dans ortaya çıkıyorsa, çocukların fikirleriyle ortaya çıkıyor. Çünkü yaratıcılık, harika, çok önemli. Hı hı. Fikirleri kendi koreografilerini oluşturuyorlar. Yani. Kendilerini, harika, ifade etmeleri çok önemli. Dediğim gibi kendini ifade etme potansiyeliyle doğuyoruz ve bunu ortaya çıkarmak olabildiğince, hı hı, evet, önemli. Kaç yaştan itibaren önemli başlıyor? Aslında
bu eğitimi yani doğuştan itibaren farklı alanlarda görmek mümkün. Doğuştan itibaren derken mesela yani bir, bebek diyelim. Bebeklikten nasıl uygulayabiliriz? Itibaren. Mesela Akın'ın dün de söyledim. Sevgili Akın'ın daha yeni bebeği doğdu. Allah bağışlasın. Ne yapsın? Akın kendi de müzisyen. Evet. O biliyordur aslında ne yapacağını ama Orf Schulwerk eğitimden nasıl faydalanabilir? Yaklaşık için? Bu bebek gruplarında anne baba ve bebeğin birlikte katıldığı. İlla müzisyen olmak gerekiyor mu bunu uygulamak için? Hayır, kesinlikle. Için, bu teknikleri. Uygulamak derken işte bebek üzerinde uygulayacağız, eğitim vereceğiz ya. eğitim verirken tabii yani uzmanlık önemli ama katılmak için değil tabii ki. Yani bebeği olan herkes katılabilir. Anne bebekle birlikte yaşadığı bir deneyim bu. Evet. Bu küçüklükten başlıyor. Daha sonra anaokulu döneminde itibaren 18 yaşa kadar farklı. Neler yapılıyor yeni doğanda mesela? Ben merak ettim şimdi. Yeni doğan çalışmaları. Tabii kimlere ne önerebilirim onu merak ettim şimdi. Mesela müziği hissetmek çok önemli. Ritmi hissetmek çok önemli. Keşfetmek çok önemli. Materyaller kullanılıyor. Enstrümanlar onların tabii ki seviyeli yani seviye derken hani onların elliye dokunabilir. Onlar için güvenli enstrümanlar. Onu dikkati, keşfediyorlar. Dikkati, algıyı sesi, çalıştıracak mutlaka, hareketler, sesler öyle değil mutlaka. Mi? Mutlaka. Sesi keşfediyor. Zaten biliyorsunuz çocukluktan itibaren aslında işte dokunurlar. Önce bir bedenleriyle hissederler. Evet. Ondan sonra daha sonra soyut algıya doğru gidilir. İşte vururlar. Gürültü yapmayı çok sever çocuklar mesela. Kesinlikle. Gürültü yaparak bu i̇şte aslında yani, yaramazlıklarından değildir yok, kesinlikle değil mi? Değil, tabii ki yani değil, tepki kesinlikle. Dünya ile kendileri arasında bir iletişim kesinlikle, kurma. Kesinlikle. Bu tarz çalışmalar var. Beden koordinasyonunu belki geliştirici çalışmalar olabilir. Müzik algısını geliştirici, işte dinlediği farklı seslere farklı şekillerde reaksiyon vermesini sağlayan, o farkındalığı sağlayan çalışmalar. Evet. Bir dansa yine anneyle birlikte sosyal oradaki etkileşim çok önemli tabii ki aileyle yaşadığı etkileşim çok önemli. Birlikte katılması, onu birlikte paylaşması çok önemli. Bu küçük gruplardan başlayıp daha sonra dediğim gibi anaokulu, ilköğretimin ya da işte lisenin sonuna kadar farklı seviyelerde çalışılabiliyor. Ama bu kadar da değil tabii. Evet. Mesela yaşlı hiç düşünmeyiz. Ülkemizde çok fazla uygulanmıyor ama yurt dışında çok uygulanan bir şey bu. Yaşlı evlerinde mesela bu tarz sosyal projeler yapılıyor. Bu oryantasyon çalışmaları, sosyal projelerde bu tarz çalışmalar yapılıyor. Özel eğitime gereksinimi olan alanlarda kullanılıyor. Müzik terapisinde kullanılıyor. Evet. Ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor, alanları da genişliyor. Şimdi videoda gördük, görüntülerde de izledik. Genelde daha çok böyle ritim üzerine gidiyor gerçekten de. Ritim ortak, evet. Üzerine. Yani hani armoni, melodi bir taraf melodik var. Melodik enstrümanları da var kullanılan. Ama bu moda oldu son zamanlarda işte böyle hani şirketler çalışanları bir araya geliyorlar. Oryantasyon çalışmaları. Değil mi? Oryantasyon çalışmaları yapıyorlar. İşten çıkıyorlar böyle bir rahatlama belki o vurmalı çalgılarla. Bu ne katıyor gruplara? İnsan gruplarına, topluluklara ne katıyor? Bunu birlikte yapmak. Birliktelik çok önemli. Yani o duyguyu aynı anda yaşamak çok önemli. O paylaşımda bulunmak çok çok önemli tabii ki. Bir araya getiriyor insanları. Yani o anı birlikte yaşamak her şeyden önce o birlikteliği sağlıyor. Şimdi tabii bu yaşam koçları ya da ne bileyim işte hani kendini sevgiye ve sevginin yayılmasına, çoğalmasına adamış kişilerden duyduklarımız, öğrendiklerimiz diyor ki bize kalplerin birlikte atması, hayat ritminin birlikte atması bir uyumdur, bir harmoni öyle değil mi? Evet, bir kesinlikle. Hayvan, bir köpeğiyle bile insan şöyle bir dokunduğunda kalplerin ritmi aynı gidiyorsa bir uyum, bir huzur gerçekleşiyor. Evet, sanıyorum burada da amaç bu. Büyük topluluklar için de geçiyor. Geçerli bu. Tabii dünya yani içinde aslında o aynı duyguyu ritimde. Aynı anda yaşatmak dediğiniz gibi aynı atışı hissetmek önemli tabii ki. Peki bu kapıdan girmişken buradan yol alarak sormak istiyorum. Sosyal pedagojide ve terapide kullanımı nedir Orf Schulwerk'in? Demin de söylediğim gibi hani daha özel eğitime ihtiyaç duyan kişilerde kullanılabiliyor. Türkiye'den örnek vereyim mesela Van'daki depremden sonra bu konuda çalışan
Orşurak ile çalışan bazı arkadaşlar gitti ve oradaki çocuklarla çalışmalar yaptı. Ne tür çalışmalar, nasıl bir ortamdı? Nasıl faydalandı ortamda çocuklar bulunmadım burada? Ama tabii ki o bir kere yaşamış oldukları o travmayı hani atlatmaları konusunda destek olmak amacıyla yapıldı çalışmalar. Yine dediğimiz gibi işte belki hareketin, müziğin, dilin bir arada olduğu çalışmalar, danslar, işte ortak bir müzik yaratmak, ortak bir ritim bulmak. O zaman bu bağlamda bu eğitim sisteminin yeri ve zamanı yok, öyle değil mi? Her kesinlikle ortamda, her şekilde uygulanabilir. Evet, her yaş evresinde kullanılabilir ve çok amaçlara hizmet eden çalışmalarda kullanılabilir. Peki bu konuda kendini geliştirmek isteyen eğitimcilere önerileriniz nelerdir? Aslında herkese. Öyle değil mi? Ama eğitimci dediğime bakmayın. Bence çok seminerler düzenleniyor. Aslında bütün dünyada çok yaygın olarak seminerler düzenleniyor. Amerika, işte Kanada, Avustralya. Türkiye'de de çok seminerler yaygın olarak düzenleniyor. 90-91 yıllarında Avusturya'dan Mozart Üniversitesi var ve buna bağlı bir Orff Enstitüsü var Avusturya'da. Esas hani Orff eğitimcilerini yetiştiren ana kurum burası. Evet. Orff'un kurmuş olduğu enstitü. Buradaki çok değerli profesörlerden gelip seminer verenler oldu. Ama 2000'den sonra merkezin de kurulmasıyla, vakfın desteklediği merkezin de kurulmasıyla daha kurumsallaştı tabii ki. Daha düzenli aktivitelere doğru gidildi. Dergiler var. Mesela senede iki kez çıkarılan info dergileri var. Bunlarda çok ciddi makaleler, çevrilmiş makaleler var. Çok pedagoji üzerine, Orşurak uygulanışı üzerine ders örnekleri var, çalışma örnekleri var. Literatürde çok araştırmalar, etkisi değil mi? Bu çalışmanın etkisi insanlar üzerindeki çocuklar üzerindeki. Kesinlikle çok gerçekten çok beyin araştırmaları, nörobiyolojik araştırmalar, bunlarla ilgili çok güzel makaleler var. Nasıl bir çalışma çıkmış ortaya merak ediyorum. Yani beyin araştırmaları, nörolojik çalışmalar sonucunda ne çıkıyor? Mesela şöyle bir şey çıkıyor. Beden unutmaz. Bedenin bir hafızası vardır. Çünkü söylenilen bir şeyi, işittiğiniz bir şeyi hani bir süre belki tutarsınız aklınızda ama sonra unutursunuz. Hem işittiğiniz hem gördüğünüz bir şeyi daha uzun süreli hafızanızda tutabilirsiniz. Ama işittiğiniz, gördüğünüz ve aynı zamanda yaşadığınız, deneyimlediğiniz bir şeyi unutma şansınız neredeyse çok çok zordur. Onu çok daha uzun süre hatırlarsınız. Zaten Orff Schulwerk'in prensipleri arasında önemli bir yer tutuyor. İnsanı çok boyutluluğuyla, yani devinimsel, zihinsel, duygusal bütün boyutluluğuyla ele alması, görsel, işitsel, kinestetik bütün bu tarz duygulara yönelik çalışması, çalışmalar olması için. Şimdi tabii bu kadar çok geniş kapsama sahip olunca böyle bir sistem işin içine acaba sadece sanat mı giriyor, tıp da mı giriyor, başka neler, hangi dallar giriyor? Disiplinler arası, yani hangi alan olursa olsun aslında denemek, deneyimlemek çok önemli, kalıcılığı sağlayan bir çalışma. Bütün disiplinler arası ilişkilerde kullanılabilir. Mesela çok basit bir ders örneği vereyim. Hani hızlı yavaş konusunun işlendiği bir dersten bahsedelim. Normal klasik sistemde işte çocuklar oturur tahtaya, bir şarkı yazılır belki. Bu işte burada hızlı söylenecek, burada yavaş söylenecekler ve bu şekilde ders gider. Doğru, ne var doğru. Burada? İşitsel bir uyarı var. Teorik bilgi var. Ve görsel olarak işte belki tahta yazılan şarkının sözleri var. Oysa ki aynı konuda Orff Schulwerk'te şöyle bir yaklaşım izliyoruz. Şöyle dersi mesela bir hikayeyle giriyoruz. İşte onu bir hayvan üzerine diyelim ki örnek olarak hayvanların üzerine oturuyoruz. Yavaş hareket eden, hızlı hareket eden hayvanlar. Sonra öğretmenin çaldığı ritmin yavaş ve yani hızına göre öğrenciler işte hangi ritmi duyarlarsa o hayvanın hareketini yaparlar. Sonra ikiye ayrılır grup. İşte hızlı hareket eden hayvanın ritminde hızlı hareket eden hayvan grubunu seçen öğrenciler hareket eder. Yavaşla diğer grup hareket eder. Sonra liderlik rolü verilebilir. Enstrümanlar yine dağıtılabilir. Lider olan öğrencinin ya da yöneten şef diyelim öğrencinin hareketine göre enstrümanlarla eşlik yapılabilir. İşte yavaş hareket ediyorsa yavaş eşlik, hızlı hareket ediyorsa hızlı eşlik. Bu şarkıyla birlikte işte ona ritimle eşlik etmeye ve hani çok çok ileri noktaları seviyelerine göre çocukların hani çok farklı noktalara kadar gidebilir. Bu çalışma o zaman bize şunu mu söylüyor? Ritim hayatın ve doğanın kendisidir aslında. Kesinlikle. Peki biz bu eğitimi aldıktan sonra acaba hayatın ritmine bir kontrol,
bir şahsi, öyle değil mi? Hayatımızı kontrol edebilmek, ritmimizi kontrol edebilmek, gerektiği yerde hızlanıp gerektiği yerde yavaşlayabilmeyi öğrenmek. Bunların hepsi bunu kapsıyor mu acaba? Ya bizi bu hale getirebilir mi bu çalışma insan olarak? Bence getirir. İnsan aslında zaten hani burada bir müzik dersi değil, bir insan yetiştirmekten bahsediyoruz tabii kesinlikle. Ki. Çünkü içerisinde sosyal hedefleri olan, hani birlikte beraber birlikte birbirinden öğrenme hedefleri olan, kendi bedeninin algılanmasıyla ilgili hani bu konuda farkındalığı geliştiren, mekanda mekan içerisindeki farkındalığını geliştiren çok çok farklı fazla hedeflere yönelik çalışmaların yer aldığı bir eğitim anlayışı, bir eğitim felsefesi. Onun için mutlaka bu yönde çok olumlu ilerlenmeli diyorsunuz. Peki Offshore Work'ın Türkiye'deki geleceği bu konuda parlak mı? Ne düşünüyorsunuz? Çalışmalar var mı? İlgi çekiyor mu? Oldukça. Dediğim gibi merkezle birlikte çok kurumsallaştıktan sonra tabii ki işte çıkarılan dergiler, her sene düzenlenen uluslararası seminerler var. Yurt dışından hocalar getiriliyor bu seminerlerde. Bunun yanı sıra Türk eğitmenler de var tabii ki. Oldukça gelişen ve artan şekilde çok değerli kesinlikle. Türk eğitmen arkadaşlarımız da var. Onlar da eğitimcilere seminerler veriyorlar. Üniversite ve genç nesilden oldukça fazla ilgi var şu dönemde. Çok genç seminerlerde genç arkadaşlarla, yeni yüzlerle karşılaşıyoruz. Ortak çalışalım diyen disiplinler var mı? Az önce de söyledim ya, mesela tıp alanında olabilir. Gelin ortak çalışmalar yapalım, deneysel çalışmalar yapalım diyen disiplinler var mı? Daha çok mesela okulların hani müzik değil işte anaokulu ve pedagogları hani psikoloji alanında, pedagoji alanında kesinlikle faydalanıyorlar. Çok enteresan. Mesela yine eğitim alanında ama çok farklı branşlarda olan kişiler de katılabiliyor. Mesela benim yaptığım bir çalışmada ben tarih bölümünde okuyan bir katılımcıyla tanışmıştım. Merak ediyordu. Yani tabii ki her branşın bir işleniş şekli var ama demin söylediğim gibi her branşı çok farklı etkinliklerle işleyebilirsiniz. Bu bir bakış açısıdır. Bakış açısını genişletmek, o bir ışık çakmak, bu da çok önemli. Çok güzel. Aslında daha derin konuşulabilir, daha derin anlaşılabilir bu konu. Ama benim anladığım kadarıyla tarihte de olsa tarihi daha iyi anlamak, özümsemek, ritmini anlamak, öyle değil mi? İşte sebep-sonuç ilişkilerini belki anlamak, kültürü daha iyi algılamak, bunların hepsinde etkisi olabileceğini inanıyorum ve ben de öneriyorum sayenizde. Evet, kültür deyince bir şey daha vurgulamak buyurun, istiyorum izninizle. Bu Offshore Work'i bir metot ya da bir yöntem demiyoruz. Demek istememiş hiçbir şekilde zaten Karloff. Çünkü her ülkenin kendi kültürel kaynakları ve zenginlikleri çok fazla. Tekerlemelerimiz, çocuk şarkılarımız, oyunlarımız hep bunlardan yola çıkarak her ülkenin kendi kültürel kaynaklarını kullanarak, zenginliklerini kullanarak yapılanmasını istemiş. Onun için yani bu da çok önemli bir seçmememiz. Evet, gereken. Harika, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.